tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, Perkins bildiğiniz gibi çok başlık vermeyi seven bir yorumcu haline geldi ESPN'de. Ve ki bugüne kadar aslında bakıldığında hep LeBron James'i çok savunan ve LeBron James'i hep öven bir karakterdeydi. İlk defa artık Kevin Durant LeBron James'i geride bıraktı ve NBA'nin en iyi oyuncusu o diye bir yorum yaptı. Geride bıraktı mı ve de hakikaten NBA'nin en iyi oyuncusu o mu sorusunu size sormak istiyorum. Ya şimdi şu anda ikisinin yaşı her şey hesaba katılırsak olimpiyatlarda da gördük. Şu anda belki dünyanın en iyi oyuncusu. Yani Magic Johnson'ın bir şampiyonluk şeyi var. Yani şampiyon ama ayakkabı numarasını doğru giyse finale çıkıyordu. Yani Milwaukee karşısında. Geçen sene playoff'ları mukayese ettiğin zaman Celtics ve Bucks'a karşı 34.3 sayı ortalamasıyla oynadı. LeBron evet ayak bileğinde sıkıntı vardı. 23.3 sayıyla oynadı Phoenix Suns'a elenirken. Şimdi LeBron'un 37 yaşında olup bu tür şeyleri yaşaması normal. Yani şöyle normal. 37 yaşında ve hala o takımın Lakers'ın şampiyonluk adayı bir takımın en önemli iki parçasından birisi. Şimdi 37 yaşındaki yani ben 64 yaşındaki vücudum 35 yaşındaki vücudum değil. 35 yaşındaki vücudum da 18 yaşında yüzerkenki vücudumla alakası yok. Yani o açıdan yani şu an için bunu söylemek bence yani çok yanlış değil. Ha LeBron sağlıklı kalırsa hala NBA'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Bir kere Kevin Durant savunmada belki hiç hakkını almamıştır. Savunma yapmak istediği zamanlar fena değil ama LeBron James'in oyunu, genel oyunu, bütün oyunu Kevin Durant'e göre daha bir oyun. Ama Kevin Durant bence dünyanın şu anda en iyi skorer. Yani o kadar çeşit var ki hücum şeyinde silah deposunda kimse durduramıyor yani. Geçen sene şimdi LeBron James'le Anthony Davis'in sakatlıkları playoff'ları etkiledi deniliyor. Doğru, çok doğru. Kevin Durant Kyrie Irving'siz ve yarım bir yarım bile değil hatta James Harden'da neredeyse finale gidiyor. Finale çıkıyor. O açıdan çok şey yapmak yani Kendrick Perkins'ı da yine paranın başlıklarda olduğunu çözdü. Ondan böyle bir şey diyor diye suçlamak biraz yanlış. Çünkü hakikaten 37 yaş 37 yaş yani. Hatta ben 3 tane farklı isim söyleyeceğim size. 3 tane farklı konuda. İkisi arasına bakıldığında hücum ve bir maç kazanacaksam 50 sayıya ihtiyacım varsa Kevin Durant. Takımın lideri olarak bakıldığında LeBron James açık ara en iyi takım lideri. Her geçen sene olgunluğuyla beraber bir takımı emanet et. Çünkü saha içi performansın dışında NBA'de çok daha önemli olan ya da en az onun kadar önemli olan bir liderlik özelliği de var. LeBron James bunu inanılmaz iyi yapıyor. Son senelerinde daha da iyi yapıyor. Yani kariyerinin ilk yarısı ve ikinci yarısını ayırdığımız zaman ilk yarısında o kadar iyi bir lider değildi LeBron James. Ama özellikle Lakers yılları ve Cleveland'daki döneminde daha da iyi bir lider haline geldi. Bir de Giannis var. Kimsenin bahsetmediği. 2 sene MVP olmuş, 3. sene Finals MVP olmuş. Finalde 35 sayı, 13 rebound, 5 asist. Playoff'larda 30 sayı, 12 rebound ve 5 asistle oynamış Giannis var. Oyunun basket defans tarafını hepsinden de iyi oynuyor. Onu da normal sezonda ve etrafında daha ortalama parçalar varsa Giannis. Yani normal sezonda takımımı taşıyacak birini istiyorsam Giannis'i isterim. Bir maç kazanacaksam Kevin Durant'i isterim.
Ama lider olarak takımına birini seç ve bütün sene onun kontrolü altında gitsin. Hala ben LeBron James tercih ederim. Ya hepsine katılıyorum. Bu sene o liderlik biraz test edilecek. Kesin. En zor senesi belki de. En zor belki senesi de. Belki de. Yani Rondo'yla Russ'ı maç sonunda nasıl dengeleyecekler? Vogel'ın işi de, Frank Vogel'ın işi de çok zor. Ama şunu da Durant'i ben şöyle çok ayrı bir yere koyuyorum. Durant'in geçirdiği sakatlık birçok kariyeri bitirdi. Ya bu nasıl bir geri dönüş ya? Yani inanılmaz bir geri dönüş. Yani hep Dominic Wilkins'ın geri dönüşü örnek gösterilirdi. Şimdi artık bundan sonra hiç onun adı geçmeyecek. Herkes tabii diyecek. Bu inanılmaz. Değil mi? Yani olağanüstü bir şey. Tabii şöyle bir şey var. LeBron James tabii artık o eskisi gibi o yükü kaldıramıyor. Hatta kendisi de geçen sene playofflarda ben bu omuzları boşuna büyütmedim. Bu yükü taşımak için büyüttüm dedi ama o omuzlar artık o yükü taşıyamaz hale geldi. Yanında yardımcı parçalara ihtiyacı var. Eskisi gibi işte Matthew Dellavedova gibi oyuncularla finalde Warriors'a kafa tutayım performansını beklemek de gerçekçi değil. Artık yaşlanmış bir isimden. Ama Kevin Durant konusunda da benim şöyle çekincelerim var. Basketbol sahanın içinde çizdiğiniz zaman inanılmaz iyi. Hiçbir argümanım yok, hiçbir şeyim yok. Ama Warriors ve ayrılış süreci, Nets ve Nets'te şu anda çok enteresan egolar var. Nasıl yönetilecek? Oradaki şu anda alfa Kevin Durant gibi gözükse bile alfa olmaya ne kadar uygun. Kariyeri boyunca bunu bize göstermedi. O yüzden hep bu tacı Kevin Durant'e giydirmeye çalıştığımızda biraz orada patlak veriyor gibi geliyor bana. Yanis'i de unutmamak gerektiği için Yanis'i de ekledim. Çünkü hakikaten son 3 senede geçirdiği 3 sezon NBA tarihinde birçok ismin geçirmediği 3 sezona denk geliyor. 2 MVP üst üste almış. Ertesi senede final MVP'si kazanmış. Tarihte çok az isim var. O yüzden yani Kevin Durant ile LeBron'u konuşurken Yanis'e de haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ya Yanis şu anda NBA'in kesinlikle en iyi 3-4 oyuncusundan biri. Ama işte sen de seçerken yani bu sene de bir takım şeyler denk geldi. Tabii. Yani böyle tek maç üzerinden ben Yanis'i tercih eder miyim? Sağlıklı bir Stephen Curry'yi bile daha önce tercih ederim. Tek maç yani, üzerinden kesin. Tabii yani. O zaman şutörlük maç şut atma. Başka şeyler iş başka şeyler geliyor. Giriyor. Ha final serisinin son maçındaki serbest atış performansını devam ettirirse hadi bir %3-4 aşağı inmesine izin vererek yani Yanis'in potansiyeli inanılmaz. Ama Yanis şu ana kadar çok iyi yaptığı şeyleri çok çok iyi yaparak bu ödülleri kazandı. Yani eksik şeylerini tamamlayarak değil. Ha onları tamamladığı zaman belki o zaman GOAT tartışmasında direkt yer alır. Direkt yer alır. Tabii. Bakalım bu sene hakikaten tacı veya tahtta kim oturacak? LeBron mu, Kevin Durant mi, yani ismi yoksa Doncic bir sıçrama yapacak mı? Hepsini izliyor olacağız, konuşuyor olacağız diyelim ve dün akşam başlayan NFL'e geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.